Hoş günleri mezar töreni Hazreti Peygamber'in vefatından sonra aşağı yukarı Hazreti Hüseyin'in şehadetinden bu tarafa devam eden gelen bir olaydır. Oradan başlamıştır, oradan geliyor. Ta yani Osmanlı İmparatorluğu yokken hoş günleri mezar töreni var ama o zaman aşiretler hoş günleri var. Belli bir kesim Hazreti Hüseyin bendesinden gelen kişilerin yapmış olduğu ve günümüze kadar böyle devam edip geliyor hastalıklardır. Durum şöyle, cenazesi olan Mayıs'ın 14'ü, Haziran'ın 15'i arası bu bir ay zarfında bu mezar töreni yapılır. Bir ay, mezar ayı derler bu koşullar buna da. Onun için cenazesi olan herkes o zaman toplanıp bunlara köy sıraya kollar böyle döner. Bir özelliği daha var. Uzaktan, yakından olanlar her gün burada buluşmak mecburiyetine kalıyor. Cenaze sahipleri, onun yakınları, yeğenleri, torunları, benzerleri bir araya geliyor yani. Büyük bir şeydir yani, usuldür. Herkes o gün birleşiyor, yan yana geliyor. Ne kadar da uzak olursa olsun, birbirine gelirler, hatır gönül alıyorlar, birbirine tazdiyede bulunurlar, başlarını ediyorlar. Ayrıca yemek yakılıyor, gelen misafirlere yemekler veriyor. Arkasına Yasin-i Şerif okunuyor, dualar okunuyor ve geçmişlerimize rahmetler okunuyor. Hoş geldiniz, aklını görmek değişmez bir usuldür. Misafirler için geldim. Animeler büyüdüm, belki daha öleceğim. Allah bizi düşürmesin. Güle güle, Allah sizi de kederim benim. Ben ölmesem, bizden peşine gelirim. Mezar yemek gidiyorlar, kırkını bir defa veriyorlar. O kırkını verdilerse, evvel üç gün oldu mu hevresini pişiriyorlar. Hevreden sonra da kırkı geldi mi, yemek yine veriyorlar. O yemekleri yerler, kırk günde her gece yemek pişiriyorlar, çıkarıyorlar. Onu yedisi diyorlar. Şimdi de mezar zamanı gelmiş. Baktılar toplum nasıl var. Hele bile. Koçgiriler nerede olsa böyle şerefli gelir, şerefli gider, kutlanır. Allah biz kimseyi elden yaptığını da düşünmeyin. Thank you.
Ne yapıyorsun?
Vatanım dedim, hoş geldin yavrum, hoş geldin. Ve baba bu gibi seni ziyaretine geldin. Namazıyım oldum, çok geçtin. Kapamcık oldun, hep bir düzeyi baktın baba. Kardeşim, kardeşim,
Sen kahraman. Sen otursun.
ما تغذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فباشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وادرك لهم مثلا أصحاب القريات إن جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فأزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا نازل إخلاص من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله imamların, 14 mahsudi pakların, 17 kefer ibestlerin ve 40
sen ya Rabbi. Rahmetini ondan esirgeme, dualarımızı erenlerin hürmetine dergah izzetinle kabul eylesin sen ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'nin Hatice-i Kübra'nın Fatmatü Zühra'nın İmam-ı Hasan-ı Hüb-i Rıza'nın ve İmam-ı Hüseyin-i Şehid-i Kerbela hürmetine bağışlayasın. Sana gelmiş olan bu canlarımızı sefadından mahrum etmesin sen ya Rabbi. Ey Yüce Allah'ın yedilen bu hayır lokmasını okuduğumuz duaları hakka yürümüş olan canlarımıza bağışladı. Sen dergah makamında kabul eylesin ya Rabbi. Toprağı bol mekanı cennet mezili mübarek olsun. Hizmet sahipleri hizmetten de şefaat bula. Hak saklıya hazır bekleye. Ruhu şalitlere okuduğumuz dualar, etmiş dokmalar kabul ola. Hak dergahına yazılan her kasaya kalkan her bela mektup ola. Nanun nimmet, nasibiz cennet, getirilen rahmet, hane bereket. Erenlerde hayır hikmet, halide inayet, Resulullah'tan şefaat, Mevla'dan imdat ola. Yiyenlere helal, yetinenlere belir ola. Verilen dokmalar hak dergahına yazıla. Hak hayır yiyeceğimiz ruhu, deva ruhu revandan ve şad rahattan ola. Bütün geçmişlerimizi ve ehl-i beytin erbabı için rızayla Fatiha. Allah Seyyidina Muhammed ve Ali Seyyidina ve ehl-i beytin ecmain. Ya Hayyum ya Kayyum, Bismillahirrahmanirrahim. Halim Altıbi Aleyhim Beledid Dalin, Allah rahmet eylesin. Allah ya Muhammed ya Ali, dualarımızı ve niyatlarımızı sen kabul eylesin. Amin. Thank you.
arkadaşlar gelmeye.